İşler nasıl? İyi olacak. Şimdi bu açılma başladı. Bununla ilgili bir iyileşme oldu mu? Ya biz açılmadan daha bir şey görmedik. Evet. İkincisi ben hiçbir yardım almadım. Ne dükkan kirası. Sebep ne? Ve son 3 milyarlık aylık. Daha da internetin düşecek diye bekliyoruz daha. Evet. Sonra o 1000 lira yardım edildi. Onları da almadı. Evet. Yalnızca... Çalışan var mı burada? Yok, çalışan yok. Anladım. Tek başına. Çalışanlarsa evet. Nasıl geçineceğiz evet. Ki? Bunun dışında, bu dükkanın dışında geliriniz var mı? Yok. Geçindiriyor mu evi? Geçindirmeyin şu an diyanlı açık. Pandemide mesela ilk ay korktuk açmadık. Geçen sene. Şimdi de zaten 17 gün bir kapandık. Bayramlar geçti. Hiçbir faydamız olmadı kendi açımızda. Bizim sektör bayağı kötü. Evet. Devlet bize de fazla da yardım etmedi. Bazı sektörler aldı. Ama biz alamadık. Bir yeni 3000 lira yardım alabildik. Diğer evet. Türlü Mart ayı gelirse 2 yılı bir yaşayacağız yani bir süreç. Zor bir süreçten geçiyoruz. Kredi borcunuz var mı? Kredi borcumuz var. Yani buradan kaç aile geçiniyor? Buradan bir kendi ailem geçiniyor. Için. Kaç kişisiniz? 4 kişiyiz. 3 kişi. Evet. Çocuk var. Evet. Bugün kaç müşteri geldi? Bugün biraz önce de konuştuk. Düğün sezonu açıldığı için sabahleyin gelinlikçi geldi. O var sabah bir gelin şeftisi daha öyle yaptı. Diğer zamanlarda yani bundan bir ay önce, iki ay önce daha zor bir durumdayız. Kira mı burası? Kira, evet. Haftada kaç kere veya ne kadar sürede ev alıyorsunuz? Hafta demeyin, ne kadar sürede? Alma değil de gramı düşüyor artık. Hani eskiden bir kilo alıyorsan 700 gram düşüyor, 600 gram düşüyor. Yani alma yine almama durumu olmuyor ama aldığımızın gramı düşüyor. Yani. Ben alım gücünü anlamak evet. için soruyorum i̇şte, bunları. Alım gücümüz evet. buradan zayıflıyor. Evet. Çünkü eskiden, sizin müşterinizin de alım gücü düştüğü için bunu alamıyor. Başkanım şöyle söyleyeyim, 100 liraya sattığım bir elbise vardı. Şu anda kendim 100 liraya alıyorum. Yani şu anda artışlar çok yüksek. İnsanların da alım güçleri buna karşı çok düşük. Evet. Akşama yani 50 lira, insanlar zannediyor ki 50 lira şu anda çok yüksek para. 50 lira kazanırken, harcarken 5 lira gibi bir durum. Millet bizi çağırıyor, emir baş göz üstüne. Bugünler geçer inan, yemin bayrak üstüne. Durumu görüyorsunuz, gençlerin halini görüyorsunuz. Akademide kalsak liyakat diye bir şey yok. Atanmayı denesek atanamıyoruz. Ekonomi zaten gidiyor. Ekonomiyi konuşmak bile istemiyorum. Ama sizden tek ricam, doğayı kurtarın. Daha dün Marmaris'te kaç hektarlık yer yaptılar. Çocuğu yok. Ne yapacaklar yine? Fakat yurt dışından gelip benim yaşımdakiler burada ve ben ona hizmet ediyorum. Ben bu vatanın evladı değil miyim? Ben bu milletin evladı değil miyim? Ben Türk Halk Bilimi okuyorum. Ben bu millete hizmet etmek istiyorum. Önüme taş koyuyorlar benim. Benim önüme taş koyuyorlar. Kaya koyuyorlar benim önüme. Ben ilerleyemiyorum ve benim gibi arkadaşlarım ilerleyemiyor. Sizden tek ricam, tek isteğim, lütfen bu vatanın milletin evladına sahip çıkın. Bu vatanın milletin evladı, bu vatanı seviyoruz. Ben Türk olmaktan gurur duyuyorum ama ben Türkiye'de yaşamak istemiyorum. Ben vatanımda yaşamak istemiyorum ki ben Muğla'nın taşını toprağına hayranım. Muğla'yı boş verin, Türkiye'nin her bir karışına toprağına hayranım. Tarihime, milletime, vatanıma aşığım ama ben Türk olmaktan gurur duyup Türkiye'de yaşamak istemiyorum. Ki yaşatmayın. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim Meral Hanım. Hayırlı işler. İşler nasıl? Şükür yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. Mı hareketlenmeye? Yavaş yavaş. Düğünler de serbest kaldı. Evet, yani şu anda başladı mı? Başladı yavaş yavaş. Çok bütün o süreyi zaten. Nasıl geçirdiniz? Kötü. Çok kötü geçirdik. Borcunuz var mı? Evet. Çok zorluk var. Çok borçlar. Buradan kaç kişi çalışıyor burada? Biz 2 kişi çalışıyoruz burada. 2 aile geçiniyor burada. Buranın düğün salonu da var aynı zamanda. Evet. Düğün salonu ne kadar süredir kişi. Şimdi bu işler düşmüştü? Bir buçuk yıl falan düşük yani. O zaman ciddi borçlandınız. Maalesef. Bütün o destek paketlerinden size bir şey değdi mi? Bankaların verdiği kredilerden yararlandık. Kredi işte. Kredi. Borç. Bir arkadaş bana dedi ki esnaflardan nefes kredisi verdiler. Son derece faizli. Boğazımı sıkıyor aynen, nefes aynen, kredisi. Aynen. Hiç yani şeyle alakası yok. Yardımla alakası yok o yüzden. Faizler daha fazla. Anladım.
millet bizi çağırıyor. Emir baş göz üstüne. Bugünler geçer inan, yemin bayrak üstüne. İşler nasıl? Şimdi pandemiyle beraber mesela gıda sektörünün daha iyi olduğunu söylüyor ama sizin durum nasıl? Bizim durum başkanım ortada söyleyelim. Yani evet. Çok zevkli besiciliği değil. Sizde, besiciliğimiz var ama üreticimiz zor durumda. Bunu zaten evet, biliyorsunuz. Soruyor, özellikle evet. Yem fiyatlarına çok değinmek istiyoruz. Yani altından daha hızlı bir şekilde sanki artış gösteriyor. Evet. Bu üreticimiz için çok zor bu. Evet. Bu tezgahlara kadar yansıyor. Yani 5 liralık kıyma almaya gelenler oluyor. Biz bunu verirken inanın bizim canımız acıyor. Vardı. Vatandaşın alım gücü çok düştü. Vardı. Yani bu yemden bizim burada satışına kadar etkili bir durum. Ya onun dışında çok şükür yine ayakta kalmaya çalışıyoruz. Kapıdan esnaflarımız çok. Yerlimizde batan esnaflarımız çok. Gıda dışı çok zorlandı. Biz yine çok şükür gıdayız. İyi kötü idare ettik ama zor. Yani çok zor durumda var. Şeyi soruyorum. Mesela sabit müşterileriniz var mı? Var. Benim eniştem kasap da, ablam değil kocası kasap. Oradan biliyorum. Fakat diyor ki onun dışında o emekli olduğu kardeşlerin çocukları yapıyor. Dedikleri şey şu. İnsanlar mümkün olduğunca böyle işte şey alım gücü düştü mü? Alım gücü düştü. Ya yani Kurban Bayramı'ndan sonraki etleri saklayarak tükettiler. 6-7 ay, 1 yıla yakın sürede kurbanlık etlerin gelip hazırlatılmasını rica eden müşterilerimiz var. Hayır. Saklama dediğiniz gibi. Ya bu biraz çaresizlik, tabii, biraz tabii. Üzücü bir durum. Tabii. Keşke her zaman herkesin alım gücü olsa başkanım. Sıkıntılı bir süreçten çıktık. Bugün kaç müşteriniz oldu? Bugün 2-3 tane oldu. Çok az be kızım. Az, yani az, kira mı? Yani kira, evet. Kira çıkarmaz. Çıkmıyor maalesef. Şu durumda olmayacak inşallah. Evet, iyi günlerimiz evi olacak. Evi nasıl geçindiriyorsunuz? Eşim memur. Ha oradan. Oradan kötü günler geçirdik. O zaman o birikmiş gidiyor. Gidiyor tabii. Gün geçtikçe de eksiye düşüyoruz maalesef. Hala eksideyiz inşallah. Hallolacak her şey. Hayırlı bol kazan. Tek temennimiz o. Çok teşekkür ederim. İşler nasıl? Allah'a çok şükür hani devletimiz var olsun. Yani ben yine çabalamaya başlarım. Ben çocukluğumdan beri çalışıyorum. 13 yaşından beri çalışıyorum. 13 yaşından beri bu mesleğin içerisindeyim. Telefon sektöründeyim. Elimden geldiği kadar hep hizmet etmeye çalışmıştım. Yardım yapıldı. Dediler ki 3 ile 5 bin lira arası yardım yaptılar. NACE kodu denilen bir muhabbet çıkarıldı. Bu kodu bana veren devlet. Evet. Maliye memuru gelip bu dükkana bunu yokluyor. Diyor ki sen ne iş yapıyorsun? Ben telefoncuyum. Teknik servisim, aksesuar satıyorum. Şimdi ben başvuruyorum. Yıllardır ben vergi mükellefiyim. Ben vergi ödüyorum. Son 2 yıldır Bağkur'unu ödeyemiyorum. Ben ödüyor muyum başkanım? Öyle. Yalan konuşmayayım yani. Sonra ben başvuru yapıyorum. Ve başvuruda bana ne diyor biliyor musunuz? Sizin NACE kodunuz uyumlu değil. Ben esnaf değil miyim? Ben gelire tabi değil miyim? Ben deftere tabi değil miyim? Vergi şimdi ben niye böyleyim? Verginde kodlar uyuşuyordur. Bak, şimdi bana NACE kodu verilmiş. 4 tane NACE kodu verilmiş. Aksesuar üzerine ayrı verilmiş. Telefon üzerine ayrı verilmiş. Tamir üzerine ayrı verilmiş. Bilgisayar üzerine ayrı verilmiş. Başkan, biz emekçi adamız. Biz 10 lira, 20 lira, 30 lira, 50 lira para kazanırken neden ben ayırt ediliyorum? Bunu benim bir şikayetlenme olarak ya değil. Ya şikayet edebilirsiniz. Bak, şikayetlenme değil başkanım. Bu nedir biliyor musunuz başkanım? Olan bir şey doğru tektir benim gözümde. Ben doğrudan yanayım yani. Doğru bu. Benim doğrum bu yani. Neden ayırt edildik? Veya esnaf olarak niye yapıldık? Ben sebebini biliyorum da. Şimdi adın ne? Süleyman başkanım. Şimdi Süleyman. Soru şu. Bu kadın hiç yapılmayan bir şeyi niye yapıyor? Evet. 20 Ocak 2020'den beri ben esnaf geziyorum. Şimdi bir soru bu. Hayır bak, onun dışında. Bu dükkanda içeri giriyorum ben. Evet başkanım. İktidarı yermiyorum. Kendi partimi övmüyorum. Evet, propaganda başkanım. Yapmıyorum. Özne sizsiniz. Millet bizi çağırıyor, emir baş göz üstüne. Bugünler geçer inan, yemin bayrak üstüne.